Gayrimenkul sektörü açısından önemli bir yerdeyiz. Şu an Dubai'deyiz ve DAP Yapı olarak ilk defa burada yer alıyorsunuz. Fuarı değerlendirmenizi rica edeceğim. Ya fuarı gördüğüm kadarıyla çok yoğun. Güzel de bir ilgi var. İnşallah bu tarz fuarlar bizim ülkemizde de yapılır. Bunu canı gönülden istiyorum. Çünkü düşünün, en az 100 kişilik bir ekiple hepimiz bu Dubai'ye geldik. Hem buraya döviz getirdik hem de burayı tanıyoruz. Ben de isterim ki bizim ülkemize de başka ülkelerden gelsinler. Hem bize döviz bıraksınlar hem bizim projelerimizi görsünler. Bizim buradaki katılmamızın tek bir amacı vardır. Bu tarz projelerin de artık bizim ülkemizde yapıldığını uluslararası sizlerin aracılığıyla yarın yine Dubai basınıyla bir toplantımız var. Arap basınıyla bir toplantımız var, Orta Doğu basınıyla. Onları da tanıtmak. İsmail'in özelliklerini biraz anlatırsınız. İsmarina büyük bir proje. Emlak Konut'un bildiğim kadarıyla ikinci büyük projesi. Yaklaşık 1,5-2 milyar TL'lik bir iş burası. İçerisinde alışveriş merkezi, oteli, rezidansı, konutları, hastanesi ve baktığınız zaman önünde en önemli etkenlerden bir tanesi marina alanı. Hızlı tren proje içerisinden geçiyor. Deniz uçağı ile denize inebiliyorsunuz. Helikopter pisti var proje içerisinde. Çok farklı, karma bir proje. Denize 500 metre cephesi var. Muazzam bir proje. Satışlarınız nasıl gidiyor? Biz tabii biliyorsunuz hep beraber basın toplantısı yapmıştık. 45 gün içerisinde 1000 konut tasarlamıştık satışta. 1000 konutun 950'sini satışını tamamladık. İşlemleri yapılıyor. Bir kısmı içeri girdi, bir kısmı yapılıyor. Mevcut işlemler devam ediyor. İkinci kısım dediğimiz 500 üniteyi de satışa açtık. 2015'ten konut satışı anlamında ve projeler anlamında DAP Yapı'dan neler beklemeliyiz? Tabii ki 2015'te de mevcut projelerimiz, yeni satış sunacağımız arzularımız, proje arzularımız olacak. Zaman içerisinde sizlerin aracılığıyla kamuoyuna onları da duyuracağız. Biliyorsunuz Ali Babacan'ın bir takım açıklamaları var. Ölçüsüz rant konusunda ve binaların yüksekliği konusunda. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Türkiye'de şöyle yanlış bir algı oluşuyor ve buna çok üzülüyorum. Ülkem adına üzülüyorum. Kesinlikle tarihi koruyacağız. İstanbul'un görüntüsünü koruyacağız. Ama bu şu değildir. Her taraf 6-7 katlı, 10 katlı binalar olacak. Bu yanlış bir şeydir. Kamuoyu da yanlış yönlendiriliyor düşünüyorum. Belirli bir yerlerde yükseklikler olacak. Orada güzel projeler olacak. Mimari estetik projeler olacak. Ve bu projeler ülkenin zenginliğini, ülkenin dünyaya vitrininin güzelliğini göstergesi olur. Tabii ki alçak katlı binalarda olacak. Tarihi koruyacağız. Kesinlikle dokundurtmayacağız. Ama modern binalar da olacak. Yani siz 6-7 katlı, 10 katlı binalarda estetik binalar yapamazsınız. Yani bir ülke altyapısı ve üst yapısı kadar güzeldir. Bakın dünyanın gelişmiş ülkelerine gittiğiniz zaman, gelişmiş ülkelerine baktığınız zaman bunu ilk önce yorum nereden yapıyorsunuz? Altyapısı ve üst yapısından yapıyorsunuz. Onun için bizde de tabii ki yüksek binalarda olacak, alçak katlı binalarda olacak. Ama kesinlikle yüksek bina olmasın. Bu bence çok yanlış bir cümledir. Doğru değildir. Ve İstanbul'a çok büyük zarar veririz diye düşünüyorum.